Evet sevgili dostlar 68.300 olduk. İnşallah bugün akşama 68.400 oluruz destekleriniz, katkılarınızdan. Dün yine Türk futbol tarihinin kara gecelerinden biri yaşandı. Galatasaray ile İstanbul Spor arasındaki müsabaka Türk futbol tarihinin yine kara lekelerinden biri olarak tarihe geçti. Önce şunu bir belirteyim arkadaşlar. Bazı tabirleri kullanırken anlasınlar diye üstüne basa basa bazı şeyler söylüyorum ama sanırım bana yakışmıyor. O yüzden daha dikkatli konuşmaya çalışacağım. İyi dinleyin. Şimdi maça dair baktığımda 27 Endao'nun direkten dönen şutu var ki Endao etkili isimlerinden bir tanesiydi. Bir de Etemi vardı. Sanırım Etemi transfer olduğu için oynayamadı. Ee, o da oynasaydı. 28'de Sambisa'nın kafa golü var. Şimdi skor 1-0. İstanbul Spor kontra atakta gole gidiyor. Ve Galatasaray oyuncusunun faulü. Erman Toroğlu. Lucas Torreira penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yapıyor. Ben olsam hakemi vara çağırır. Bu pozisyona baktırtırdım diyor. Yani burada bir faulden bahsediyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. Fenerbahçe gol attığı zaman. Fenerbahçe'nin penaltısında. Rakip teknik direktörü dahi penaltı dedi. Spor yazarlarının tamamı penaltı dedi. Sadece Galatasaraylılar haksız penaltı dedi. Demek ki. Lucas Torreira'nın ittirmesi penaltı. Nasıl penaltı hocam? Ya adam. Kendi ceza sahasında. Ha pardon arkadaşlar onlara göre diyorum. Ya bunlar böyle bir zekada zihniyete sahip. Skor 1-0 İstanbul Spor Korner kullanıyor. Arkadan bak bir dokunma var. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. İsmail Yüksel'in pozisyonunu hatırlayın. İsmail Yüksel'in müdahalesi var mıydı? Yoktu. İttirme aynı böyleydi. Ona faul verdi. Ona faul verdim. Buna da faul. Bak ikisine de devam dese. İkisine de devam dese. Şey, e, özür dilerim. İkisine de devam diyeyim. Hani faul yok dese. Zaten Galatasaray golü bulmuş. Maçı çevirmiş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Fenerbahçe 2 puan önde. Samsun maçından galibiyette 2 puan önde. 1-0 Samsun'u. 1-0 Antep'i. 1-0 Başakşehir'i yenmiş durumda. Skor 1-0 İstanbul Spor'un bu kornerine desek ki arkadaş hani ona faul verdim. i̇kisine de faul yok dese. Özür dilerim. İkisine de devam dese. Fenerbahçe 2 puan önde. Ona faul verdim. Buna da faul vereyim dese. Fenerbahçe belki 2 puan Belki 3 puan önde olacak. Belki İstanbulspor maçı kazanacak. Galatasaray evinde ilk puan kaybını yaşayacak. Bahattin şey kızağa çekecekler. Bir daha hakemlik yapamayacak. Adalet mi adalet demeyin. Bu tam bir kollanmadır. Ama Erman Toroğlu'nun dediği gibi bir faul var diyor. Ha ben hakem olarak vermem. İsmail Yükseğinkine ne dedim? Bu faul maul. Değil Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Aynısını Galatasaray için söylemem abi. Çünkü faul yok. Yok o kadar hafif itmeye. Ama şunu düşündüm. Aynı pozisyon Galatasaray'ın olsaydı. ile kendi ceza sahasında biri tarafına böyle ittirilseydi çok da güzel inandırıcı atıyorlar. Kesin penaltı çalardı. Yani Galatasaray standartlarına göre bu pozisyon devam. Ha elin şöyle bir el durma yok ya. Ya el şöyle olur bak. El bitişik olur. Torreira ittirir. Yine de kafadan seker. Yakın mesafe dersin. Buna devam deriz ama ben bu pozisyonu dediğim gibi böyle söylüyorum. Şimdi penaltı pozisyonu 2-0 olan skor 1-1'e geliyor. Bence doğrusu bu. Ha bu bir penaltıdır. İtme az. Tam tersi Galatasaray lehin olsa buna penaltı çıkardı ama onu da söyleyeyim. Şey, şey e, yani penaltı çıkmazdı faul var denirdi gol sayılarda. İkinci olarak Fenerbahçe'nin penaltısına herkes penaltı derken bunlar haksız penaltı dediğine göre yani el doğal konumda değil Fenerbahçe'nin penaltısına. Büyümüş. Vücut büyümüş. Anlatabiliyor muyum? Ona rağmen penaltı değil diyorlarsa bu da değil arkadaşlar. Yani Galatasaraylıların ağıdına, feryadına göre, isyanına göre bu penaltı değil. İstanbulspor'un hakkı yenilmiş. Ama Allah'tan korkan benim inancıma göre bu penaltı. Yani böyle bir el açma yok. Fenerbahçe'nin kazandığı da penaltı ki herkes aynı şeyi söylüyor. İsmail Yüksek'in yaptığı faul değildi. 2 puanımız çalındı orada. 42. dakika Ali Yaşar'a Torreira'nın ceza sahası içinde net bir vurması var. Bu net bir penaltı. İster ağlayın, ister zırlayın, ister delil yok deyin. İkar diye Beşiktaş maçında Gezzal'ın yaptığına penaltı dediniz mi? Aylardır ağlıyor musunuz? Ağlıyorsunuz. Ona penaltı diyorsanız, buna penaltı değil diyorsanız omurganızdan bir şey aldırın, parça aldırıp bir baktırın bakalım. Omurganızda bir eğrilik var mı? Arkadaş o da ayağa vurma, bu da ayağa vurma. O da ceza sahası içinde, bu da ceza sahası içinde. Onda da havada vuruyor, bunda da vuruyor. Ben o gün ne dedim? Gezal'ın yaptığı hareket. Faul artı sarı kart. Böyle bir vurma yok dedim. Bu futbolcu sakatlansa ne olacak dedim. Sanki dua niyetin oldu. Futbolcu sakatlandı. Skor 1-1 Torreira'nın bu yaptığı hem penaltı hem sarı kart. İstanbul Spor'un verilmeyen penaltısı. Hak yeme burada var. Yani şu ana kadar hak yeme yok. Şu ana kadar adaletliydi. Ama 42'de İstanbul'un penaltı Ya belki kaçıracak. 66'da Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde 50 oynama veriyor. El doğal konumda. Buna 50 oynama verilmez. Adam top geliyor diye geriye de çekiyor. Yan hakem buna el veriyor. Duran toptan gol geliyor. Net offside. 71'de iptal ediliyor gol. Bilmiyorum maçın sonuna kaç dakika eklendi. Bakın 5 dakika sırf bu pozisyona gitmiş. Geçti 5 dakika eklendi. Hatırlıyorum 5 dakika eklendi. Sadece 5 dakika bu pozisyonda gitmiş. 79. Yani bu pozisyon zaten offside. Başta başına el olmaması lazım. Ama Galatasaray'a gol atsın diye hakemlerin şey, 79 ceza sahası yay çizgisinin başladığı yerle penaltı noktası arası 9-15. Şöyle bir görselle de göstereyim. Bakın yay penaltı noktasından yay 9-15. Yayın orta tarafı da 9-15. Başladığı tarafta 9-15 arkadaşlar. Yay genişliyor. Kaleye mesafe buradan hani hipotenüsün alman lazım. 5,5 metre şurası. Hani e, burayı da aşağı yukarı şöyle böyle diye hesaplarsın. Anca böyle alırsın. Ama Böyle bir pozisyon var. Şimdi Galatasaraylı arkadaşların ağıt, feryat, figan, isyan, itiraz ettikleri olay dünya medyasına yansıdı. Dünya konuşuyor dünya. Bakın arkadaşlar 9-15'in olması gereken yer bura. İyi de hocam bak senin ölçümlerine göre şuradan şurası 11 metre falan diye başlayacaksınız ben eminim. Arkadaşlar açı yamuldukça mesafe artıyor. Hani hipotenüs diye bir şey görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bakın olması gereken 9-15 bura. 9-15'in kurulduğu yer bura. İyi de barajın kurulmadığı yerden gol oldu. Ne değişir? Ne değişir? O zaman free kafasına göre önden kullanılsın. 1 metre ileriden kullanılsın. 2 metre ileriden kullanılsın. Galatasaray'ın 79'da attığı bu golde kural hatası var. Ben İstanbulspor'un yerinde olsam başvuru yaparım. Bu kural hatasıdır. 9-15 olması gereken baraj Aşağı yukarı 11-12 metre. benim ölçümlerime göre en az 1,5 metre en fazla 4 metre bir aksama var söz konusu. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar her zaman olduğu gibi buna da ağlıyorlar. Yani bu kurala göre bakabilirsiniz. Şimdi herkesin penaltı dediğini Allah kitap Kur'an çarpsın çocuğumun üstüne yemin ediyorum diyen Galatasaraylılar 88'de hani bu pozisyonda herhalde isyan etmişlerdir. Hayır onlar isyan etmediler. Onlar Şimanski'nin önkini çıkarttılar. Önümüze de sundular. Dediler ki al buna da yorum yap. Şimdi yorumu yapalım. Bakın arkadaşlar. Aptal anlatır gibi uzun uzadı anlatacağım. Dikkatlice dinleyin. Şimdi ceza sahası çizgisi 16.5 metre. En üste bakın 16.5 metre. Tamam mı arkadaşlar? Her şey, yani altı pas çizgisi beş buçuk, altı pasın önünde iki beş buçuk var, penaltı noktasına kadar bir beş buçuk, penaltı noktasına sonra bir beş buçuk daha. Oradan yayın uzunluğu da aşağı yukarı, yukarı. yayın uzunluğu dört buçuk diyebiliyorum yani en şey noktası. Neyse, yani tam çizgiden penaltı serbest vuruş kullanacak olsanız, tam çizgiden altı pas çizgisi 11 metre yapıyor. Arada 11 metre, dokuz on olması için. 1 metre 85 santim geride kurmak lazım. Şimdi Şimanski'nin vurduğu yere dikkatlice bakın arkadaşlar. Hani göremiyorsanız diye söylüyorum. Top tam çizginin üstüne yakın. Hani çizgiye değmiyor ama tam çizginin üstüne yakın. Şimdi altı pas çizgisine bakın arkadaşlar. 1 metre 80 santim sayılır mı? Yani barajın kurulduğu yer. Ayaklarının da boyunu da aşağı yukarı bir. Hadi 15-20 santim bunu alsak 2 metre diyelim. Yani altı pas çizgisinden. Kara gümrüklü oyuncuların ayakkabılarının uç kısmı 2 metre yapar mı? Aşağı yukarı 2 metre yapar. Bakın şu e, yerdeki çizgilerin tanesi 5,5 metre. Çünkü 5,5, 5,5, 11 dedim ya. 2,75 olması lazım tam orta noktası. Bakın Fenerbahçe'de Edin sanırım o barajda duran. Ceko'nun durduğu yer tam ortası 2,75 gibi düşünün. Yani Ceko ile baraj arasında bir 75 santim var mıdır? Vardır. Yani Fenerbahçe'nin kurulan barajı tam tamına doğru bir baraj ve açı dik. Ama Galatasaray'ınkinde açı yamuk. Yani şöyle söyleyeyim size. Aradaki fark şu. Kurulan barajın yay şeklinde olması lazım. Böyle bir baraj olması lazım. Yani bu 9-15 buradakini de kabul etmiyorum. Çünkü 5,5 metre. Kerem'inki de hesaplarsam burada 6 metre falan yapıyor. Yani ben diyorum ya. Buradan aşağı yukarı bir 3 metre geride olması lazım. Yani benim tahminime göre 1,5 metre ile 3 metre arasında. Ama ya aşağı yukarı 1,75-1,85 falandır. Galatasaray'ın barajını kurdurması gereken 1.75 1.85. Yani aşağı yukarı şu kara oyuncuların altı pas çizgisine mesafesi kadar olması gerekiyor. Adalet bunu gerektiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada biraz hayal şeyi olmuş, hayali olmuş. Çünkü 9 15 yazılı yer var ya orası bir çizgi, bura 5.5 metre. Açı yan tamam kabul ama yine de en fazla burası 6 metre yapar. O barajdan Kerem'in vurduğu yer. Yani bu görsel de sağlıklı değil. 88'deki kırmızı kart. Figueiredo'nun yediği kırmızı kart. İkisi de kırmızı kart. Figueiredo ikinci sarıdan yedi. Direkt kırmızı yese kimse niye direkt kırmızı yedi demez. Bu da direkt kırmızı. Kimse demez. Fakat bizim isyanımız şu. Bu Allahsızca hareket Emre Mora yapıldı kırmızı verilmedi. Bu Allahsızca hareket Cao Pedro'ya yapıldı kırmızı verilmedi. Bizim isyanımız buna. Bu net kırmızı kart. Icardi'nin kazandığı penaltı. Herkes penaltı dese. Hakem penaltı dese. Rakibin teknik direktörü penaltı dese. Rakibin yani Futbolcuları tamamı dese biz değil diyoruz. Dün öyle yapıyordu Galatasaraylılar. İki gün önce öyle yapıyordu. İki tane penaltı almışlar. Şimdi meraktan soruyorum. Merakımdan soruyorum. Fenerbahçe'nin haklı her penaltısına ağlıyorsunuz. Hedef 1 milyon penaltılar. Bilmem neler falan açıyorsunuz. Fenerbahçe'nin her penaltısına ağlıyorsunuz. O yüzden soruyorum. Her penaltıya ağlıyorsunuz. Her penaltıya zırlıyorsunuz. Her penaltıya isyan ediyorsunuz. Her penaltıya inanılmaz tuhaf garip garip hareketler. Yani yalan yere yeminler. Fetvalar, hutbeler bilmem neler. Elinizden geleni yapıyorsunuz. E kendi penaltılar. iki tane penaltıyla maç kazanmışsın. Ligin sonuncusunu. Ligin sonuncusunu iki penaltıyla Fenerbahçe yense şu hareketleri paylaşırlar. Aa diyorlar ki. Hocam. Kara Gümrük maçında. e ee, Kara Gümrük maçında Samet Akaydın'ın elle oynaması. Ben dün anlattım yine anlatıyorum. O maçta Fenerbahçe'nin bariz penaltısı verilmedi. Şimanski'ye yapılan hareket artı bu kırmızı kartla çıkması lazımdı. Verilmedi. O yüzden Samet'inkini ona diyet olarak yaptılar. Trio ekibi dedi dedim ama inanmadılar. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir camiayla baş ediyoruz. Bak Deniz Çoban bu durumlarda ihlal dışarıda başlayıp içeride bitiyorsa veya içeride başlayıp dışarıda bitse yine penaltı verilir. Var burada uyarmalıydı diye. Bakın arkadaşlar. Şimanski'nin yerde kaldığı pozisyon hakemin serbest vuruş kararı doğru mu? Yanlış. Üçü de yanlış diyor. Bu penaltıdır diyor. Ya ben bunu bir tarafından uydurmuyorum. Ben size kanıtlarıyla soruyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Bak. Vuruş anı. Dikkat edin sağ bacağa bakın çizginin üstünde ve içeride. Hocam buna mı kırmızı kart? Yok. Bu pozisyonun en başında bir ayağına darbesi var. Ona. Ama hem penaltı hem kırmızı vermez. Buna sarı kart artı penaltı verilmesi verilmeliydi. Samet'inkini de bu yüzden verdiler. Vermediler, özür dilerim. Anladınız mı? Yani Galatasaray'ın 12. adamı diye saçma sitelere yani yabancı sitelere konu oldunuz. Yani İstanbul İstanbulspor'u bile hakemle yeniyorsunuz. Boşuna her maça kirli diyorsunuz. Kir arıyorsanız kırmızı renginizde arayın. Ya kır, kırmızı çiziyorsunuz arayın ya. Ya birazcık vicdan ya. Azıcık adalet duygunuz varsa artık susun ya. 42'de Ali Yaşara yapılan net penaltıdır. Galatasaray'ın şey, İstanbul Spor'un sayılmayan ikinci golünde Erman Torol diyor ki burada bir faul var. Bu gol sayılmalıydı. O ona işte değer sayılmalıydı diyor. Etti sana 3-0. Skor belki 3-0 olacak. 79 ceza sahası yay çizgisi sıkıntılı. Al sana maç. Al sana Galatasaray. Ya ben yine söylüyorum. Ben bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Arkadaş sen ligin sonuncusuyla oynuyorsan iki penaltı da alırsın 5 penaltı da alırsın. Yani ben şuna kızıyorum. Bahattin Şimşek Fenerbahçe oyuncusu faul yapmazken faul veriyor. Fenerbahçe 2 puandan oluyor. Galatasaray oyuncusu faul yapıyor. Ha ben şunu söyleyeceğim. Bu kaval kemiğine vurmayı devam diyecekler. Hepsi devam diyecek. Çünkü geçen gün Dursun Özbek ve Erden Timur'un tehditleri işe yarayacaktır. Muhtemelen işe yarayacaktır. Ya arkadaşlar bak algı var, kirli robi var, şaibe var, kayırma var, haksızlık var, adalet yok. Ya Beşiktaşlılara mesela verilmeyen bir penaltı var. Aynısı Galatasaray'a veriliyor. Arkadaş ben şunu söylüyorum. Fener'e veriyorsan Galatasaray'a da ver. Galatasaray'a veriyorsan Beşiktaş'a da ver. Birine vermiyorsan öbürüne veriyorsan bunun adı kullanmadır. Yani birine veriyorsan diğerine vermiyorsan bunun adı kullanmadır. Başka bir açıklaması yok bunun. Ha, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Lig'in soruncusunu şöyle. Fenerbahçe Lig'in onuncusunu yendi. <laughs> İstatistikler inanılmazdı. Ha Fenerbahçe'nin 5-1 yendiği maçta bu maçı kıyaslıyorum. Mesela Jackson'ı oynatmamış. Traore'yi oynatmamış. Bizim maçta Endao, Etemi, Jackson üçlüsü vardı. Hücum hattında rakibin. Jackson yedek. Etemi kadroda yok. Transfer görüşmesi. Bir tek Endao oynamış. O da 70 zaten. İstatistiklere bakıyorsun mesela Fenerbahçe 5-1 yenmiş. İstatistiklere bakın 25 şut, 14 isabet. Rakibin 16 şut, 9 isabet. Ama bu maçta bir kısırlık var. Rakipte 6 şutta 2 isabet. Galatasaray 16 şut, 4 isabet, 3 gol. Biraz da Galatasaray şansı yaver gidecek. Yani Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'de Galatasaray şansı yaver gidecek. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray'da inşallah Allah Fenerbahçe bahtsızlığı şanssızlığı versin. Bu arada Trio ki bir de aynı şekilde söylemiş. Galatasaray iptal golünde el kararı yanlış. Serbest duruşta offside. Var hakem offside kararı doğru demiş. Bak ben diyorum elle oynamayı. Şimdi sosyal medyada şey patlattılar. Sakaboya 50 milyon euroya Bayern Münih istiyor diye. 4'e 5'e düşüp şöyle de yapabilirsin. Mesela Bayern Münih'e sponsorlarınız, gizli sponsorlarınız. Arkadaş şu parayı da bizden diyebilirsiniz. Yani Fenerbahçe'nin her futbolcu satında bunu ima ediyorsunuz ya. Fenerbahçe başkanı el altından para verdi diye. Hani Fenerbahçe'ye iddia ettiğiniz, itham ettiklerinizi hep başınızda buluyorsunuz. Dün Fenerbahçe penaltılar olmasa Fenerbahçe yok diyorsunuz. Bugün penaltılarla var oluyorsunuz. Değil mi? Ya kardeşim hak ediyorsa verilir. Yani ben bunu aptal anlatıyor gibi sürekli anlatmamın bir anlamı yok. Hak ediyorsa verilir. Fenerbahçe ortaladı elle çevirdi penaltı. Ortaladı bir daha çevirdi. Ortaladı bir daha çevirdi. Üçüne de penaltı verdi. Bu Fenerbahçe'yi şikeci yapmıyor değil mi? Ya da Galatasaray maçında böyle bu şikeci yapmıyor. Bu ya rakip takımı, takımdaki o elle oynayan arkadaşı sıkıntılı bir sürece getiriyor ya da beyinsiz yapıyor. Yani üç kere de aynı şey yapılmaz ki dersin. Neyse herkes kalbinin ekmeğini yer. Fenerbahçe farklı kazandı. Türk Hava Yolları Euroleague'de 23. haftada Fenerbahçe, Beko, Virtus, Sgafredo, Bologna'yı 88-75 mağlup etti. Takımımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah böyle devam eder. Caz yönetiminde de Fenerbahçe gayet iyi gidiyor. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz. Ben buraya da bir değineyim. Keşke Süper Lig maçları da şifresiz olsa. Hatırlıyor musunuz? UEFA Şampiyonlar Ligi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ve UEFA Konferans Ligi 3. Bu 3 kupa maçı 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabi de yayınlanacakmış. Yani IPTV'den mi izleyeceğiz hocam? Bak ne güzel şifresi verecek. Yine IPTV'den izleyeceksiniz. <laughs> yani IPTV, IPTV mi oluyordu neydi? Ha yok internet TV pardon. IPTV yasal olmayan şeydi herhalde. Yani internet üzerinde izleyeceksiniz. Yine XM platformu gibi. Ama Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz. Çok güzel. Arkadaşlar bakın Türk takımların Avrupa maçları. Ben size bir şey söyleyeyim. Sadece Türk takımlarının Avrupa maçlarından TRT'nin kazancı 25 milyon euronun üstünde olur. Alacakları reklam verecekleri özet hakları vesaire çok ciddi paralar olur. Ee, ve ben şunu söyleyeyim. Ben buna aşırı sevindim. Ben buna çok aşırı sevindim. TRT1 ve TRT Spor'da olacak diyor. Ya TRT1'de dizinizi oynatın. Ya boş ver. Ertuğrul Mertuğrul oynatın. Hani başka diziler falan oynatın. Millet onları seviyor. TRT Spor'da şey yapın. Galatasaray maçlarını TRT çocuktan falan verin. <laughs> Yok hocam diyor TRT Kurti diyor. Ya arkadaşlar hepsi bizim kanallarımız. istediği kanaldan verebilir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. BN Sports yan çeviriyordu. Ben şimdi bir senaryo üreteyim. BN Sports yan çizdi. Bizim takımları aşağıladı küçük gördü. Bizim takımlarda dedi ki ulan sen kimsin de bizi küçük görüyorsun. Gittiler Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler. Cumhurbaşkanı da dedi ki öyle olmaz böyle olur bunlar bizi çantada keklik görüyor. Biz asla kendimizi eğdirmeyiz, boyun eğdirmeyiz. TRT niye duruyor, ne güne duruyor? Yani orada bir diriliş Ertuğrul yapıyor, izleniyor. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir diriliş Ertuğrul'un falan bölüm başına verilen parayı duydunuz mu siz? Bölüm başına verilen paraları duyuyor musunuz? Hiç haberiniz var mı arkadaşlar? Hani şu kadar paraya alınsa zarar eder, bu kadar paraya alınsa kar eder diyorsunuz. Ondan dolayı soruyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam ya da bir internete yazayım. Yani o zamanlar ekonomik kur kötüyken 250 bin TL falan alıyorlardı. Şimdi yani haftalık bölüm başına. Yani ayda 1 milyon TL başrol oyuncusu falan alıyordu. Şu an arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu TRT'nin dizisindeki arkadaşlar haftalık total 2,5 milyon TL'nin üstünde para alıyorlar. Ayda 10 milyon TL yapar. Yılda ne yapar? 120 milyon TL yapar. Yani bunu döviz kuruna vurursan 4 milyon euro falan yapar. Bu bir dizi. Dizinin izleyici kitlesi bellidir. Fenerbahçe maçını 37 milyon kişi izlemiş. Fenerbahçe Başakşehir maçını. 37 milyon kişinin izlediği bir maça verilecek reklamlardan alınacak ücreti düşünün. Ben sadece şunu şu iddiada bulunayım. Çok ciddi iddiada bulunayım. Eğer lig maçlarını TRT alırsa. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarını saymıyorum. Bunların maçlarını saymıyorum. Kendi aralarındaki maçlar, lig maçları hiçbirini saymıyorum geri kalan Anadolu takımlarının maçlarından sadece reklam gelirinden sezonluk 25 milyon euronun üstünde para elde eder. Sadece bunlardan. Reklam gelirinden 25 milyon euro. Artı diyorum ya bunun özet para, payı var. Yayınlaması var bilmem ne. TRT çalışanları zaten devletin çalışanları arkadaşlar. Devletin memurları. Yani zaten para veriliyor onlara. Artı. Bunun için bak bunun içine Trabzonspor'u falan da dahil et. Rahatlıkla 50 milyon euronun üstünde bir para elde edilir. Sadece reklam geliri. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi de eklersen en az 200 milyon euro en az 200 milyon euro sezonda bunların maçlarından elde eder. Artı Avrupa Kupası maçları siz hafife alıyorsunuz. Siz bu ülkedeki insanların canlı televizyon yani canlı kanaldan maç izleme alışkanlığını hafife alıyorsunuz. En az TRT'nin Süper Lig maçlarında alırsa sadece reklam geliri 300 milyon euro'nun üstüne çıkar. Sadece reklam geliri. Bunun özet hakları, bunun yayın hakları, bunun işte öbürüne satması şuydu, buydu falan filan. Eğer ticaretini, pazarlamasını iyi yapar, yurt dışı haklarını da iyi kullanırsa 500 milyon euro'nun üstüne gelir elde eder. Sadece geliri kulüplere dağıtsa bugün alınan paranın en az 3 katı. Kulüpler abad olur. Olması gereken de o. Yabancı kuralı. Yabancı kuralı diye bir kural yok. Türk kuralı. Türk kuralı koyacaksın. Türk kuralı. Yabancı kural değil. Ya bak. Şimdi ben ne kadar da Galatasaray'a atıp tutsam da. Onlar ne kadar da Fenerbahçe'ye atıp tutsa da. Lafa geldi mi ne diyorlar? Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Beşiktaş'ın şey, Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. E Beşiktaş'ın kadrosu da fena değildi. Ben ısrarla söylüyorum. Ben şiddetle söylüyorum. Lig maçlarında TRT'nin alması gündemde. İnşallah becerir. Alırlar. E, ve kulüpler de TRT'nin almasından yana. Arkadaşlar TRT'den kastettiğim. E, şimdi ben sadece reklam gelirini hesapladım. Bu maçlar TV bu sporla ortak yayınlandı. Ya da CS Sport'tan ortak yayınlandı diyelim. Bir havuz diyelim. Burada bir dekoder aldıracaklar. Bir dekoderin aylık maliyeti bak, devlet aldığı için 500-600 alamazlar. Aylık 200 TL diyelim. Ayda 200 TL. Ben samimiyetimle söylüyorum. Bana desinler ki Fenerbahçe'nin lig, Avrupa, hazırlık her türlü maçı bir kanalda olacak. Ayda 200 TL vereceksin. Veririm. Hiç sıkıntı değil. Nakliyen şifresi izlemek için veririm. Al sana da dekoderim. İzle lan desinler izlerim. Bitti. Ben size soruyorum. 200 liradan verdiler. En az kaç milyon biliyor musunuz? Asıl o zaman şey ortaya çıkacak. En az 7 milyon dekoder satacaklar. 7 milyonla 200'ü çarpın. Sadece 2'yi çarpın 7 milyon. 14 milyon TL. Bir sıfır ekleyin 140 milyon TL. Bir sıfır da ekleyin 1.4 milyar TL. Dekoderlerden gelen para. 1.4 milyar. Bunu 12 ile çarpın. Aşağı yukarı havuza gelen parayı hesap edin. Bir de bunun reklam gelirini hesap edin. TRT'den de şifresiz verilen maçlara. Eskiden şöyleydi. Her hafta Süper Lig'den bir tane maç şifresiz veriliyordu. Sürekli Trabzonspor maçını verdiler. Ben olsam ben de Trabzon maçını veririm. Ulan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a sonra kim izlenecek? Trabzon izlenecek. E, Trabzon'da da ulan haçen biz bilet satamıyoruz daha dedi. Haklılar. Onlar da haklı. Bu arada Rize Spor Trabzonspor 1-0 yenmiş. Ama çok kızmışlar. Niye kızıyorsunuz? 5 atmadılar diye mi? 5 mi atsalardı? Gariban Rize'nin suçu ne? Ben Abdullah Avcı ilk geldiği gün de söyledim. Yani iyi de olmuş. Yazık. Yani Rize Spor'da kötü günler geçiriyordu. İyi olmuş. Sevindim bu galibiyete. Ama keşke 5 atsalarmış. Yani 5 atınca kızmıyorlar çünkü. Ve ben birkaç tane Trabzonspor taraftarının yorumunu gördüm. Umutlarım yeşerdi ya. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye bu yapılan olmadı diyor. Ben kesinlikle beğenmedim diyor. Yapılan bu işi beğenmedim diyor. Ya yani orada 5-1 de 5-1 diyor Trabzonspor'a yakışmadı diyor. Daha farklı cümleler vardı. Ben deyince başka tarafa çekiyorlar. O yüzden demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Sadece Avrupa maçları değil, lig maçlarında TRT'ye hazır olun. Kulüpler Birliği Ali Koç'un önderliğinde 300.000 TL para verip dosyayı aldı ki TFF kafasına göre ihale verip şey yapmasın diye. Bunda TFF'nin payı var değil mi? TFF'nin payı çok ciddi kısılacak. TRT ve e, TRT'ye bağlı kuruluşlar alınacak. Ben bir iddiayı daha söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT ve e, TV bu bir iki tanesi daha vardı ya. Bunlara ne yapın edin ligi alın talimatı verdiğini duydum. Ben size bir şey sorayım mı? Hadi size bir şey sorayım lig maçlarını TRT aldı. İlk Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz naklen yayınlama kararı aldı. Alacağı reklam gelirini düşünebiliyor musunuz? Alacağı reytingi düşünebiliyor musunuz? Bak alacağı reytingi dünya tarihinin en büyük reytinglerinden birini kırar. Dünya tarihinden bahsediyorum. Yani lig şeyden bahsetmiyorum. Neyse. Benim dediğimi unutmayın. Ben boşuna da söylemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Yani Galatasaray İstanbul Spor maçında kendi çapında yorumladım. Ben şunu söyleyeyim. Ben artık bu kanalda da Twitter'da da Galatasaraylıların adaletten bahsetmesine tahammül edemiyorum. Benim gözümde artık bitti. Bundan sonra adalet madalet demeyin bana. Bundan sonra ben sizin konuşmalarınızı ciddiye almıyorum. Çünkü gerçekten midem bulandı. Yapılan yorumlardan midem bulandı. Arkadaş Fener'e oldu muydu? Şu Galatasaray oldu muydu bu? Geçin. Geçin. Fener oldu şöyle. Bu ne oldu mu böyle. Geçin ya. Evet tırıyor ekibi Galatasaray'ın Kerem'le ikinci golü bulduğu free kurulan baraj olması gerekenden uzağa yaklaşık 10-11 metre arasında bir mesafeye kurulmuş diyor. Ben demiyorum arkadaşlar. Bak ben demiyorum. Anladınız mı? Ki ben konuştuğum zaman zaten adil konuşuyorum elimden geldiğince. Yani Mendil'in kırmızı kartı net olarak doğru. Galatasaray penaltısı doğru diyor. Aa Icardi'nin o kazandığı penaltı da. lan ne kadar ballı takım ya. Oyuncu şut çekiyor. Kendi adamından dönüyor. Bizde olsa offside olur. <laughs> i̇şte böyle biraz da şans olacak. Benim aktaracaklarım, açıklayacaklarım bu kadar. İyi ki bu kanalın bir ferdesiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese de hayırlı cumalar.